Kapaklı, turuncu kapaklı. Yani rengarenk kapaklı olan motorlar, piyasadaki Çin motorları hepsi birbiriyle aynıdır. Parçalar birbirine uyar. Bu mesela Akira Honda, Hyundai diye geçer. Ama öncedenki olan Çin motorları vardı ya, hani bu zamanda çok ucuza satılan Çin motorları. Onlarla da aynıdır. Bütün parçalar birbirine uyar. Bazen mesela duyuyorum ben, benimkisi Hyundai, benimkisi Akira Honda. Aa, seninkisi başkanmış. Hayır, değil. İkisi de aynı. Fazla uzatmadan motorun arızasını bulmaya geçiyoruz. Şimdi ben bu kapağımı açtım. İlk başta bu kapağı böyle kenarıya koyuyorum. Filtremi çıkarıyorum. Çıkardığım bütün parçaları bu kapağın içine koyacağım. Çünkü kaybolmasın, biliyorsunuz motorun parçaları küçüktür. Hava filtresi. Kolay hareket edebilmek için bujiyi çıkaracağım. Tabii ilk başta piston segmana bakmadan önce ilk bakacağımız şey ateşleme. Ateşlememiz var mı? Bu arada anahtarı da yok, kaybolmuş. Görünüyor mu? Evet, ateşlememiz var. Bobinimiz sağlam, bujimiz sağlam. Şimdi size kapağı açmadan şuradan egzozdan piston gömleğe bakacağız. Bir problem varsa orada vardır. Burası 8 numaralı lokma anahtarla ya da iki ağız ya da yıldız anahtarla açılabilir. 8 numara somun var. Bütün Çin motorlarında zaten buradan da anlayabilirsiniz. Çin malı motorlarda, Hyundai markalı motorlarda, Akira Honda'larda, K-Pax'larda, hani antik kültür ne kadar marka varsa hepsinde böyledir arkadaşlar. Buradan bile anlayabilirsiniz yani. Altta 4 Alyan adı altındaki vidalarımız var. Bak mesela içi toz dolmuş. Girmiyor. Bunu ne yapacaksın? Hemen ince bir tornavidayla içindeki pisliği alacaksınız. Anahtarı zorlamayacaksınız ya da vidayı zorlamayacaksınız. Çünkü vidayı zorlarsanız kafayı sırıttırabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Egzozumuzu çıkardığımızda burada bir adet contası var. Yapışmış olabilir, bazen yapışmamış olabilir. Bu yapışmış durabilir, böyle sıkıntı yok. Buraya baktığımızda iki adet saplamamız var. Somunları ton saplama. Ve burada piston. Evet, baktığımız zaman buradan bir sıkıntı gözükmüyor. Görebiliyor musunuz? Bakın. Tabi birazcık şeyler var. Kararma var ama çalışmasını engel olmayacaktır. Biz yine de silindiri çıkaracağız. Yani şunu çıkaracağız. Komple sökeceğim ki siz hepsini görün. Başka arızalar da olabilir. Bak, conta da yanmış olabilir. Onun için çıkarmamız lazım. Ya da keçeler de patlamış olabilir. Üst kapağı açıyorum. Yine 4 alyan. Bunun her yerinde 4 alyan var. Sadece şu tutma kolunda normal yıldız vidalar var. Bir de pompada 2,5. Şu yandaki volanti pervanesinin altında bir tane sac var. O sacın altında 2,5 alyan var. Yani bunda 3 çeşit vida var. 4 alyan, 2,5 alyan, bir de yıldız vida. Tabi de bujiyi sökmek için buji anahtarı olmazsa olmazdır her zaman. Zaten buji anahtarınız olduğu zaman yanındaki kama ve zinciri de sökebilirsiniz, takabilirsiniz. Beş adet vida var kapakta.
Evet, kapağı da çıkardık. Buna da büyük parçaları koyacağız böyle. Kaybolmaması için. Burada... Evet, ben zaten bir tane arızayı gördüm bile. Burada bir adet jiklemiz var. Şöyle tutup çektiğiniz zaman zaten geliyor. Aynı şekilde... Karbüratörde de 4 alyan uzun vidalardan var. Bundan sonra açacağım ben. 2 adet vida var. Bunları da çıkarıyorum bu şekilde. Şurada böyle bir takoz koymuşlar. Bazı motorlarda stop etme yeri burasıdır. Bazılarına buraya bir anahtar koyarlar. Bizdeki anahtar kırılmış. Burada bir tane anahtar ayarlamamız gerekiyor. Yaparız onu da, sıkıntı yok. Bu arada her motor arızası bu kadar sökülmesine gerek yok arkadaşlar. Ben sadece videoda göstermek için böyle söküyorum. Mesela sadece hani hiç buradan bakarsınız. Buradan bakarsınız böyle. Baktığınız pistonda, gömlekte herhangi bir sıkıntı yok. Contadan da herhangi bir kaçak yok. Buradan zaten anlaşılıyor. Burayı direkt kapatırsınız. Bu sefer bu tarafı açarsınız. İlk etaptaki müdahalenizi buraya yaparsınız. Baktığınız yine olmuyor. Bu sefer keçelerden veya contalardan bir sıkıntı olduğunu anlarsınız ve daha oraya yönelirsiniz. Bu arada burayı göstereyim. Burada da benzin ve kompresör hortumları var böyle. Bu motordan gelen kompresör hortumu şu. Bu da benzin hortumu buraya. Hatta detaylı bir şekilde göstereyim ben size. Karbüratör çünkü biraz karışık olabiliyor. Üstteki motordan gelen kompresör hortumu. Yani bu hortum motordan hava üflüyor. Kompresör zaten. Kompresör hava üfleme. Buradan hava üflüyor. Buradan benzin geliyor. Bu benzini buradan alıyor. İçinde toz haline getirip içeriye püskürtüyor. Şimdi ben buradaki kompresörü hortumunu söküyorum. Alttaki benzini de söktüm. Benzin hortumu da alttan geliyor. Burada gaz teli var. Gaz teli de böyle çıkıyor. Bir daha gösteriyorum. Gaz telini. Biraz daha göstereceğim hatta. Hani sizin görebileceğiniz açı şöyle olmalı. Bir karga burnuyla. Elle de tutabilirsiniz de ilk başta karga burnuna alışın. Buradan bunu sabit tutacaksın. Buradan bunu sabit tutacaksın. Şu telin yönüne doğru, yani yukarıya doğru. L şöyle, L gibi olmuş. Bakın şöyle, şöyle. Bir daha gösteriyorum. Hareket şu. Şöyle ilk başta çektiriyorsunuz böyle sola taraf. Bak orada bir engele takıldı. Zaten bir engel var, görüyorsun. Labirent gibi aynı. Sonra yukarıya çek, gelsin. Takarken de aynı şekilde böyle takıyorsun. Mesela şöyle. Bak görüyorsunuz. Bir iki yaptıktan sonra eliniz alışıyor arkadaşlar. Genelde gaz telleri ve jikreler karbüratörde biraz problem oluyor takarken. Bundaki jikre de kolay yani. Bakın bu arkadaki, hemen arkadaki jikle şöyle kapatıyorsun. Açıyorsun. Bunu da buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kolay takarsınız. Şimdi mesela karbüratörü hiç bilmeyen, tanımayan ya da motoru ilk başta söken arkadaşlar için söylüyorum. Karbüratörü böyle çıkardınız ve unuttunuz değil mi yani? Şöyle göstereyim. Yani iki tarafta birbirine benziyor. Şurası gaz kelebeğidir. Burası da jiklenin kelebeğidir. Şurası. Nasıl anlarsın abi? İki tarafta birbirine benziyor. Ben nasıl anlayacağım bunu? Karıştırdım derseniz şöyle bir şey yaparsınız. Şu yandaki tutacaklar var ya, bak şunları. Mesela bunu böyle yaptığın zaman itekliyorum, o beni geri itiyor. Ben geri atmıyorum. Kendisini atıyor. Bu gaz. Yaylı olan gazdır. Bakın burada zaten rolantisi var. Bu rolanti vidası budur. Alttakiler de gaz ayarı. Bu gaz ayarı, L ayarı, gaz ayarı, benzin ayarı. Bu da hava ayarı. Jikle de kendi manuel, otomatik olmayan. Şimdi gaz yarı otomatik. Ben itekliyorum, o geri itekliyor. Ben itekliyorum, o geri veriyor. Bak. Heh. Çünkü yay var. Yaylı olan her zaman gazdır. Hangi motor olursa olsun. Motosiklette de, arabada da, motorlu testerelerde de. Hani bütün hepsinde aynıdır. Gaz, yaylı olan gazdır yani böyle. Gaz kelebeği.
Bu da cikle, manuel. Tamamen manuel bu bak. Geri alıyorum. Kendim aldım. Yine aynı şekilde. İleriye itiyorum. Ben itiyorum yani. Bir yay yok. Çünkü manuel. Arkada kalır. Her zaman cikle de arkada kalır arkadaşlar. Ha dur içini de açayım ben size bunun. Buraya kadar karbüratör arızası için gelmiş olan arkadaşlar için ben şimdiden karbüratörü göstereyim. Yani beklemesin, işleri görürsün. Şimdi karbüratörümüz bu şekilde. Belki de karbüratörden olduğunu düşünüyorsunuzdur. Böyle koyduk. Elimizde bir adet balata spreyi olsun her zaman. Yani şu. Şöyle göstereyim. Yani illa bu marka olacak değil. Balata spreyi. Herhangi bir balata spreyi. Bir tane de pas sökücü olursa daha iyi olur ama yoksa balata spreyi de olur. Şimdi ilk başta bir genel temizliğini yapalım. Bakın o kadar güçlü ki. Görüyor musunuz? Şimdi kiri pası atıyor. Bu yokken, bu balata spreyi yokken benzin kullanılıyordu. Şurayı bir temizleyeyim. Evet, bunu ilk başta temizleyelim arkadaşlar. Çünkü söktüğümüz zaman dışındaki pislikler içine gidebilir. Hatta bakın şurada kalmış. Onu da attırayım hemen. Tamam. Şimdi bunlar kalabilir dedik. Motorlu testerlerdeki bütün karbüratörde genelde alt kapakta 4 adet vida, üst kapakta 1 adet vida olur. Sadece işte bazı motorlarda Stihl 25'lerin bir model daha karbüratörü var. İki modeldir Stihl 25'lerin, 0-250'lerin karbüratörleri. Bir böyle, neredeyse hemen hemen buna benziyor. Sadece şu üstteki kompresör yeri yok. Diğeri de bu şekilde. Bazısında da 2 tane oluyor. Neyse, genelde böyledir. Üst kapak kompresör giriş yeridir. Burada bir filtre var arkadaşlar. Yıldız vida olur genelde. Bazısında çok eski motorlarda düz vida olur. Burayı sökün. Evet. Şöyle. Şurada bakın görüyor musunuz? Bir adet pislik var. Bir adet değil yani bayağı bir pislik var. Bu küçük görülen pislikler o kadar büyük ki aslında. Yani o kadar büyük ki engelliyor. Burada filtre var. Bu filtreden de bazı pislikler geçiyor. İçerideki memeyi engelliyor. Ben size memeyi de göstereceğim. Meme ve diyafram. Ben buraya şimdi bunu atıyorum böyle. Şimdi hava lazım. Bende hava yok ama olsun. Zaten gitti, pislik kalmadı. Şimdi burayı böyle. Buradaki işlemimiz bu kadar. Bunu açıyoruz. Şu anda burada yani bak şurada biraz şeyler var ama genelde bunda da şu araya, bu araya, özellikle bu ikisine pislik dolmuş oluyor. Talaş dolmuş oluyor. Bu da çalışmayı engeller. Bazen buraya kadar dolmuş oluyor. Buralarda bakarsınız. Şuralara böyle bir sileyim. Buraları temizledikten sonra sizin kendiniz evde yapabileceğiniz işlemleri anlatıyorum. Burayı da temizledikten sonra hemen vidamızı sıkıyoruz. Önce küçük vidayla ben sıkıyorum, sonra yıldızla sıkacağım. Bayağı bir sıkın burasını, yani hava almasın. Evet. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Burayı kapattıktan sonra burayı hani açmanızı pek tavsiye etmiyorum ama hani açarsanız orayı da göstereceğim, bu alt tarafını da. Ondan önce bir şey daha göstermek istiyorum. Şu benzin giriş yeri vardı ya, benzin giriş yeri şurası. Buraya bir tane hortum takın. Böyle bir küçük hortum olabilir ya da olmazsa kendi hortumunu sökün şu benzin yerinden. Buradan vakum yaptıracağız. Eğer vakum yaparsa çalışma olasılığı yüksektir. Şöyle. Bakın yarım vakum yapıyor. Tam yapamıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi ben böyle yakından tutacağım ki duyabilirsiniz belki. Belki duyamayabilirsiniz. Geliyor mu bilmiyorum. Yarım olduğu için gelemeyebilir. Ben bu işlemi de nasıl yapıyorum? Vakum ölçme işlemini de nasıl yapıyorum arkadaşlar? Aynı meyve suyundan pipetle içersiniz ya, o şekilde böyle bırakıp yani içinize çekip sonra bırakırsınız ya bak.
Çok az yapıyor. Bunu sökmemiz lazım. Evet, aynı şekilde altta 4 adet yıldız vidamız var. Biraz daha küçüktür. Bunları söküyoruz. Kaybetmeyin. Buradan sonra şöyle çekin, açın. Bu bir diyafram. Böyle aynı bizim karnımızdaki olan olay var ya, diyafram karnımızda. Aynı o şekilde içine çekiyor, veriyor. Çekiyor, veriyor. Evet, burası kupkuru. Neden kuru kalmış burası? Hemen bakıyoruz. Meme oynuyor mu? Meme de şu iğnedir, içindeki iğne var ya. Bu meme görevi görür. Bu da onu hareket ettirmek için kol. Evet, hareket ediyor, görüyorsunuz. Şimdi ben buraya balata spreyi sıkacağım. Evinizde kompresör olmadığını varsayarak bu işlemleri yapıyorum ben. Şimdi böyle hortumu taktım arkadaşlar. Balata spreyimizi şöyle getiriyorum. Oradan da yapabilirseniz yapın. Kolay olsun diye ben buradan böyle yapıyorum. Evet, biraz daha açtık. Büyük ihtimalle olmuştur. Bir kapatalım kapakları, vakumuna bakalım. Şimdi burada mesela kompresör olsa arkadaşlar, havayı buradan tuttuğunuz zaman buradan fış diye yukarıya atar. Ne var ne yok alır içinden, temizler. Diyorum ya, hani evinizde kompresör olmadığını varsayarak bu işlemleri yapıyorum. Sonuçta herkesin evinde kompresör olmaz. Çünkü zaten sesli bir şey. Ama şu yapacağımız işlem bile, hani şunu da söyleyeyim, İlla bozulmasına da gerek yok. Zaman zaman karbüratörü söküp burasını değil de diğer arka tarafı temizleyebilirsiniz. Bu da daha uzun ömürlü olmasına fayda verir. Şimdi karbüratör tamam. Bunun diğer taraflarını söküyoruz. Bakın buradan benzin gelmiş. Böyle benzin gelirse arkadaşlar, buradan şu benzin hortumundan benzin gelmeye başlarsa, hatta gelmesine de gerek yok, direkt bir tane kendi vidasından üstünü kapatın. Şöyle içine tepebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi geldik buraya. Silindiri sökeceğiz arkadaşlar. İsterseniz silindiri sökmeden önce kolu da sökelim. Zaten temizlenecek. Size söyledim. Bakın yıldız vidalar burada var. Kolu da sökelim, daha rahat çalışalım. 4 adet vidamızı buradan söküyoruz. Sanırım buradaki vidalar. Evet. Mal bu. Şöyle 4 tane vidamızı hemen ters çevirin. Ama bu işte. Şöyle 4 tane vida tutuyor silindiri. Başka bir şey yok. Bunu da buraya atın. Şimdi size ben burayı göstermeden önce şuradaki arızayı göstereceğim hemen. Burada silindir boğazı var. Buna körük de deriz. Şöyle şunu çıkardıktan sonra çekince çıkıyor zaten. Bunu da çıkarın. Bunu takmazsanız da olur arkadaşlar. Fazla bir önemi yok. Evet. Bunu da çıkardıktan sonra bakın burada ne var? Bir arıza. Bunun arızası bu arkadaşlar. Burası böyle, bak bu var ya, çok büyük kesik. Bakın iğne ucu deliği kadar bile delik olsa burada bu motor normal çalışmaz arkadaşlar. O yüzden de hani bu yarık bunu, motoru infilak eder yani, bildiğin intihar yani bu. Bunun bir tamirini yapamazsınız. Yani yapıştırmaya deneseniz bile olmaz. Şimdiden söyleyeyim, bunu değiştirmeniz gerekiyor. İnternetten sipariş edip kendinize değiştirebilirsiniz. İki tane vidası var ama bu arızamız birinci arızamız. Hemen getiriyorum şöyle sizin yakınınıza. Bakın bu contada değişmesi gerekiyor. Görüyor musunuz? Şurada sızdırmalar var. Zaten sipariş ettiğiniz zaman contayı, bak bir adet conta sipariş edin. Eğer
şey yapacaksanız, yani bunları değiştirecekseniz, yani size şöyle söyleyeyim. Mesela bu arıza değil mi sizde? Ya da aynı şekilde benzin hortumları ya da kompresör hortumu. Siz hepsinden verin sipariş. Mesela benzin hortumuna da bakın. Tabii bir sıkıntı yoksa vermeyin ama contadan kesin verin yani. Conta çünkü gidiyor, bak yapışmış oraya. O conta değişecek şimdi. Değiştireceğim o contayı. Evet, silindire baktığımız zaman hiçbir problem yok. Silindirde çiziğimiz, mizimiz, hiçbir şeyimiz yok. Gayet temiz. Temiz. Pistonumuz da aynı şekilde arkadaşlar. Yani bunun sıkıntısı bu. Ha, bir de bir şey daha göstereceğim. Bir arızamız daha olabilir ama pek olmadığı için bu arıza, yani şu, ilk başta onu söylemedim ama onu da göstereceğim size. Şurada yanda 2 adet keçeler var. 2 adet grangı tutan keçeler var, tamam mı? Şimdi oraları sökemeyiz çünkü oraları sökersek bayağı bir bitmez yani. Bu video bitmez. Ama sökmeden de bunu nasıl anlarsınız onu göstereceğim size. Gerçekten hiç sökmenize de gerek kalmaz. Yani en azından bozuk değilse. Ha, bozulmuşsa da orası sökmeniz lazım değiştirmek için. Şöyle bunu koyduk. Şurada biraz benzinim var. Bu kadarını da dökmeye de gerek yok arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Çok az dökeceğim zaten. Döktükten sonra göstereceğim size. Yani yarım bardak kadar bile var ya, vardır ya. Ya şey de bulamazsanız su bile koyabilirsiniz yani. Ama suyu çıkarttıktan sonra oraya pas sökücü sıkmanız lazım ki pas yapmasın. Onu da söyleyeyim. Ben de benzin olduğu için ben benzin dökebiliyorum. Sıkıntı yok. Bakın şu şekilde grank ve kartel arasını dolduracaksınız burayı, tamam mı? Birazcık bekleteceğiz bunu, tamam mı? Bakalım akıntı var mı? İnşallah yok. Evet, buna benzin doldurmuştum arkadaşlar. Herhangi bir kaçak yok. Gördüğünüz gibi keçeler sağlam. Şimdi bunun içindeki benzini boşaltacağım. Ondan sonra şu yan kapağı sökeceğim. Bunu güzelce bir temizleyeceğim etrafını falan. Görüyorsunuz bayağı bir pis. Bunu nasıl temizleyeceğim biliyor musunuz? Sıcak suyla temizleyeceğim. Çünkü bende şu anda kompresör hava yok. Mesela siz de yaparken kompresörünüz varsa zaten kompresörle üfleyerek bunu temizleyebilirsiniz. Ama yoksa da aynı şekilde sıcak suyla temizlenebilir. Şu yandaki starter kapağını söküyorum arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde 4 alyan var. Evet, buraya yaktım. Şimdi buna su vuracağım için şurada bir elektronik bobin var. Bu bobini de sökerim arkadaşlar ki yani pek su girmiyor ama yani girebilir. Çünkü Çin malı motor. Bakarsınız ne olur ne olmaz. Elektrik bobini bu, yani şey, buji ateşlemesinde bu yapıyor. Bobinden oluyor. Evet. Şurada istop anahtarına giden bir tane soketli kablo var. Onu çıkarıyoruz. Bu da böylelikle çıkmış oluyor. Bunları da fırçayla ve bezle temizleyeceğim. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu kablo durabilir. Bunda bir şey yok. Şimdi pistonu da sökeceğim arkadaşlar. Çünkü kırılmasını istemem sekmanların. Biraz da temizleyeceğiz bunu da. Piston şöyle sökülüyor. Ben size göstereyim. Bakın burada bir tane sekman var. Görüyor musunuz? Yan sekman. Şimdi kara kablonuyla bir dakika, şurada mıknatıs gelmiş de. Kara kablonuyla şuradaki çizgi gibi falan duran yer var ya. Şuradan tutuyorsunuz. Bakın buradan böyle alıyorsunuz. Gördünüz mü? Tak diye çıkıyor. Takarken de aynı şekilde kastırarak içine doğru, içe doğru kastırarak öyle takıyorsunuz. Sökmek için bir tarafını, yani pistonu çıkarmak için bir tarafı sökmek yeterlidir arkadaşlar. Diğer taraftan da bir tornavida yardımıyla. Şöyle nasıl bir tornavida olsun biliyor musunuz? Düz bir tornavida olsa çok iyi olur. Şöyle şuradan tornavidanı zaten ittirdim. Bakın bir tane pul düştü. Bu pulları göstereceğim bir saniye. Buradan pim geldi. Bakın gajon pimi çıktı biraz. İsterseniz oradan itebilirsiniz. Veyahut da kolay geliyorsa şuradan penseyle ya da kara kablonuyla şöyle çekebilirsiniz. Ve çıktı böyle. Burada krankta
İki tane pul var. Çin motorlarında olur. Orijinal stillerde, Husqvarna'larda, Dolmanlar'da bunu göremezsiniz. Çin motorlarında vardır. Şöyle bir tane de bilya var. Burası şu anda özgürce durabilir. Bunları da kenara koyuyoruz. Şimdilik. Burayı böyle yaptık, orayı öyle yaptık. Bunu bir sıcak suyla yıkayacağız arkadaşlar. Şimdi benim böyle bu işler için kullandığım bir taraf var banyonun. Orada sıcak suyla bunları yıkayacağım arkadaşlar. Tuhafınıza gitmesin, çok güzel etkili oluyor. Evet, temizledim motoru. Şimdi böyle kabası gitti arkadaşlar. Kaba pisliği gitti. Sonunda güzelce bir güzel temizliğini yapacağım. Şimdi ilk başta şu pistonun üzerindeki şu kurumları falan da temizlerim. Her videoda olduğu gibi. Bu piston çalışır. Şimdi böyle görüp de çalışmaz demeyin. Bu çalışır. Çünkü çiziği yok, bir şeysi yok. Sadece kurum var. Yani kurum var üstünde, başka bir şey yok. Bunları sileceğiz. Ondan sonra takacağız bunu. Hem performansı atacak hem de uzun süreli olacak. Bunu böyle ilk başta segmentlerini çıkarıyorum. Segmentlerini çıkardım arkadaşlar. Şurada biraz benzinim var. Bunu ben şöyle önceki videolarımda da göstermiştim arkadaşlar. Sarı güç kabına benzin doldurdum. Böyle güzelce oluyor. Bakın hemen çıktı. Şimdi bunun üstünü hıplayacağım. Bunun üstünü böyle arındır şey yapacağım. Şöyle falçata gibi bir şeyin ilk başta üstündeki kalın şeyleri alın. Bana bastırmayın. Şöyle alın. Daha sonra küçük bir zımpara yardımıyla şöyle bezinden bir silelim. Evet, beyazlıklar çıkmaya başladı, görüyorsunuz. Mesela zımparanın alamadığı yerler, kalın kurumlar var. Bunları hemen böyle bıçakla soyun. Bıçakla parçalayın. Sonra ince bir tornavida yardımıyla şu segment aralarındaki kurumlar var ya, bakın, görüyor musunuz? İnce bir tornavida yardımıyla buraları böyle benzin de güzel koktu ha. İçindeki kurumları parçalıyorum böyle ince tornavidayla. İçini parçaladığım için bakın birazcık gezdirdiğim zaman bembeyaz oluyor, görüyor musunuz? Orası simsiyahtı. Şuradaki siyahlıkları da şimdi zımpara bitti ya, normalde buraya tam böyle zımpara sıfır zımpara, yani sıfır derken hiç kullanmamış zımparayı buralara fazla vurmayın. Çünkü buralar hemen çizilebilme olasılığına sahip. Ama şimdi bu zımpara bitti ya. Ben bununla burayı çizmeden götürebilirim yani. Evet, bir şey sıkalım. Şurada ufak ufak noktalar var, onlar fazla önemli değil. Genel olarak temizlendi. Şimdi aynı şekilde sıra geldi silindire. Buradaki arızamız neydi bizim? Boğaz kuruyor. Bu
Hemen 4 alyan vidayla bunu söküyorum. Evet. Durum bu. Bu contalı. Buraya conta koymak aslında iyidir. Contası da gitmiş. Zaten koptu direkt. Şöyle biraz benzin sıkalım. İçine de sıkalım. Zaten temizleyecektik içini. İçine bir daha sepiyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik eski boğaz körüğümüzü çıkarmıştık. Şu böyle buradan yırtıldı. Bakın, bu arıza bu motorlarda çok olur. Ben size şimdiden söyleyeyim. Yani eğer ki motorunuz gaz yemiyorsa, zincir hızlı dönüyorsa ya da böyle hani böyle çok hızlı çalışıp birden istop ediyorsa ya da hiç çalışmıyorsa, emin olun şöyle yani contalardan ve özellikle benzin ortamı ve boğaz körüğü, bunlar patlıyor arkadaşlar. Çok kolay yani, arızalar buradan çok meydana geliyor. Ben çok gördüm bu arızaları bu motorlarda. Yani buna bakabilirsiniz. Yani bu direkt bunu sökmenize de gerek yok bu arada, yani buna uğraşmanız için. Burada ben zaten takarken size gösteririm. Karbüratörü söktükten sonra şu buradaki takozu çıkardıktan sonra da ulaşabilirsiniz. Yani egzozu ve silindiri, pistonu sökmenize gerek yok. Sadece karbüratörü söküp önündeki o siyah şey vardı ya, şu. Şunu sökmeniz yeterli bunu ulaşmanız için. Şimdi bunu atıyoruz. Yenisini takacağız arkadaşlar. Şöyle yeni bir contamız da var. Contaların yenisi her zaman iyidir. Vidaları şaşır. Karşılıklı takın. Yani birini sıktıktan sonra diğerini sıkmayın. Bu herhangi bir şey için geçerlidir. Yani hepsi için geçerlidir. Böyle makinelerde veya vida olan her yerde iki tane, yani birden fazla vida varsa bir tanesini tam sıkın, diğerini sıkmaya başlamayın. Hepsini dengeli sıkmanız lazım. Şimdi ben bunu mesela aşağıya kadar indirdim ama tam sıkılmadı mesela. Gevşek halinde. Sonra bunu indireceğim oraya kadar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu tam sıktığımız zaman arkadaşlar buradan kasar böyle. Şöyle olur bakın. Şöyle bak. Normalde hani ikisi birden olunca böyle oluyor ya. Bunu yaptığın zaman şöyle olur. Bunu ne kadar sıkarsan sık, orası kapanmaz. Aklınızda bulunsun yani, bilinmeyen arkadaşlar için. Ve buradan hava alırsa motor yine güzel çalışmaz. Boğulur. Hava alır. Hava alma meselesi var ya, motor hava alıyor. Duymuşsunuzdur belki. İşte buralardan alıyor arkadaşlar. Böyle yerlerden alır havayı. Evet. Şu anda sıktık. Gördüğünüz gibi problem yok. Şunu da bir temizleyeyim. Oh, benzin burunlarımı açtı. Bunu da böyle içeriye doğru, zaten plastiktir, geçirirseniz şu şekilde. Şunu da aynı şekilde, toz olmasın. Burada bir kağıt conta vardı ya, ben onu takmıyorum. Bilmiyorum yani, size kalmış. Ben takmıyorum, herhangi bir şey de yok onun yani. Yararı falan yok. Söyleyeyim ben. Evet, bu hazır. Şimdilik dönelim motorumuza. Şimdi burada da bir işlemimiz kaldı. Şu contayı görüyor musunuz? İşte bu silindir contası arkadaşlar. Bunu sökelim şimdi. Buraya da yeni bir conta koyacağız. Bu arada burayı yıkadıktan sonra şu içine biraz sıkmamız lazım ki herhangi bir korozyon pas olmasın. Bunu sökeceğiz. Bayağı bir yapışmış. Hadi, böyle yapışması da iyi değil yani. Contanın değişin gitsin. Evet, şöyle bir taktikle söktüm arkadaşlar.
Sonundayım. Sonundayım. Şimdi buraya önleyici olarak gres sürüyorum. Şeye, bilyalar var burada. Bilyalara gres sürüyorum arkadaşlar. Sürdüm. Şimdi bu gres burada çalıştıkça bunu yukarı atar. Motoru boğacağı için fazla gelir. Ben buna yine benzin sıkacağım arkadaşlar. Gresle benzini birleştirdiğimde ortaya sıvı bir yağ ortaya çıkacak. Ve hem akışkan olacak hem de fazla sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yanlardan bunları takıyoruz arkadaşlar. İki tane tul var. Bunlar böyle durur ama fazla durmuyor. Onu söyleyeyim. Yani birazcık oynamada düşer. Ondan sonra bir tarafta sekmanımız halen vardı. Şurada. Diğer taraftan, söktüğümüz taraftan gajon pimini takıyoruz. Pistonda zaten ok işareti var arkadaşlar. Ok işareti yoksa da sekmanlar arkaya gelecek şekilde. Bu arada dur, sekmanları da takayım. Sekmanlar da V olacak şekilde şöyle. Bunu şimdi alta takıyorum. Dikkat edin kırılmasın. Biraz hassastır bunlar. Biraz değil, bayağı hassas hatta. Aynı şekilde üsttekini de takacağım. Buradan pimi geçirdik. Pim güzel kolay geçiyor ama benim motor durmuyor. Dediğim gibi burada ok işareti vardır arkadaşlar. Ok işareti egzoza gelecek şekilde takılır normalde. Olur da ok işareti göremezseniz, bazı pistonlarda olmayabilir, silinmiş oluyor eski motorlarda falan. Bu arkadaki şey, sekmanları takıyorsun ya, bakın arkaya gelecek böyle şeyleri. Noktaları arkaya gelecek. Yani ön tarafta değil. Şöyle olacak. Yani görüntü şu. Bunu da takarken böyle iki pulu tutuyorsunuz, aşağıya getiriyorsunuz. Yani burada tamamen delik bulmaya odaklı, böyle hissederek. Tabi karşıdan bir şey de geçirebilirsiniz ama ben öyle alışmadım. Direkt tak diye geçiriyorum ben. Ondan sonracığıma şuradan böyle itekleyin bunu. Sonra neyimiz vardı bizim burada? Yan sekmanımız arkadaşlar. Evet. Şimdi ne dedik? Burada bir tane contamız. Contayı bildiğiniz gibi çıkardık oradan. Yeni contayı taktım böyle arkadaşlar. Yeri var zaten. Sıra geldi buna. Bunları tabi siz yağ varsa bildiğiniz, yani motor yağı, onu sürün arkadaşlar. Ben sonra içine dökeceğim zaten yağı. Böyle sekmanları büzüştürün arkadaşlar. Şöyle büzüştüreceksiniz. Şöyle bakın. Büzüştürün. Sekmanlar geçtikten sonra aşağıya doğru iteleyin. Yani sekmanları geçirmeyi ben burada size ne kadar anlatsam da o sizin elinizdeki pratikliğe bağlı. Büzüştürmeniz lazım, yani sekmanların geçmesi için büzüşmesi lazım. Büzüşmesine kastım yani içeriye doğru esnemesi lazım. Zaten esniyorlar arkadaşlar. Sıktığınız zaman esnerler. Esneme payı var. Onun nedeni de nedir? Hava, yani kompresör yapmak için ne kadar sıkman iyi olursa kompresör o kadar iyi olur. Bunu da buradan söyleyeyim. Dediğim gibi bu sizin elinizin pratikliğine bağlı. Hiç yapmadıysanız büyük ihtimalle sekmanı da kırabilirsiniz. Ama kırdığınızda üzülmeyin. Ben de çok kırdım zamanında. Bu işler kıra kıra, bir şeyleri boza boza öğrenilir. Yani bir şey bozulduktan sonra hevesiniz gitmesin. Aksine üzerine gidin yani. Evet. Taktım arkadaşlar. Şu anda pervaneyi çeviriyorum. Ufak kompresör alıyorum ben şu an. Şimdi vidalarımız vardı. Vidalarımızı takıyoruz. Uzun vidalardı arkadaşlar. 4 alayan uzun vida. Biraz sıkın. Aşağılara kadar insin ama tam sıkmayın dediğim gibi. Özellikle bu, yani bu silindirde tam sıkmayın. Yani gerçekten tam sıkmayın. Çünkü tam sıkmayın derken yani
Dördünü birden aynı anda tam sıkın. Onu demek istiyorum. Yoksa normalde tam sıkın. Hani bir tane vidayı sonuna kadar, bir tane vidayı böyle taktım ya ben. Diğerlerini takmadım da mesela. Şimdi ben bunu sonuna kadar sıkıp, bunu sonuna kadar sıktıktan sonra ben üçünü sıkarsam bu motor hava alır. O yüzden bunu aşağıya kadar indiriyorum böyle elimin ayarıyla bu da yani. Ya da içinden de bakabilirsiniz ama ben bakmaya ihtiyacım yok. Mesela şu anda sıkıldı. Biraz gevşetiyorum bunu. Sonra buna geliyorum. Bunu biraz aşağıya doğru indiriyorum. Bunu da böyle bırakıyorum. Sonra dizelerine gideceğim. Şu an o ikisini tam sıkmadım. Aşağıya kadar indirdim. Bekliyorlar öyle. Aynı şekilde. Şimdi bunu biraz sıktım. Hemen çaprazındaki karşısı, yani çapraz karşısındakini sıkıyorum. Kırılmadı, merak etmeyin. O vidadan attığım öyle yapıyor. Sonra diğerini, sonra onun karşısını. Tam sıkmadım. Şimdi bir daha dönüyorum hepsini. Sonra karşısını. Yani birini sıktınız mı onun çapraz karşısını sıkın. Evet. Evet. Evet, kompresör alıyorum ben şu an. Bunu da parmağınızı buraya koyun, yani sıkmayın. Öyle sadece koyun, yani parmak orada dursun. Ne sıkı tutun ne de gevşek tutun. Ondan sonra bunu çevirirsiniz. İçeriye doğru parmağınızı çekiyorsa kompresör vardır. Mesela içeriye doğru çekiyor, sonra hava veriyor. İçeriye doğru çekiyor, hava veriyor. Eğer yapmıyorsa bu dediğim şeyi, bilin ki piston, segment, gömlek, silindir gitmiştir. Evet. Şimdi şu takozda iki tane vida vardı. Şunlar da. Onları da sıkalım unutmadan. Bunlar unutulabiliyor çünkü. Bir tanesi burada. Bu motoru yapabilirseniz arkadaşlar kendiniz, diğer motorlarda yaparsınız. Evet. Şimdi şunu şuradan geçirdikten sonra şu yan tarafa bobini takıp kapağı da takıp ondan sonra bir kol denemesi yapacağım. Şimdi bobini de takmayı göstereyim arkadaşlar size. Bobini böyle yerleştirdikten sonra iki tane de bunun uzun vidası vardı. Şöyle bunları takayım ilk başta. Bunları aynı deminki söylediğim mantık gibi. Bunları böyle sıktık sıkacağız arkadaşlar. Ama sonuna kadar sıkmayacağız. Hani tam sıkı sıkmayacaksınız. Çünkü bir işlem var. Onu yapacağız arkadaşlar. Bu sıfır noktasını belirleme işlemidir. Yani bobin ile şu gördüğünüz pervane arasındaki sıfır noktasını belirlemek. Bu ne demek? Bu pervanede mıknatıs var. Bobinde de sargılar var. Mıknatısla sargılar birleştiği zaman elektrik çıkar, kıvılcım çıkartıyor. Hadi bu normal motor dinamolarda da aynıdır. Ama aralarında belli bir mesafe olması lazım. Şimdi ben size onu gösteriyorum. Şimdi ben bunu böyle bıraksam hayatta çalışmaz. Ne kadar çekerseniz çekin çalışmaz. Buraya bir kart koymanız lazım. Ben size şöyle söyleyeyim. Şöyle mesela hani dükkanların, esnafların verdiği kartlar var ya, onlardan bir tanesini şöyle feda edin. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada dediğim gibi mıknatıs var, tamam mı? Mıknatıs nerede? Burada bakın. Şöyle anlayabilirsiniz. İki tane karşılıklı yer var. Şöyle mıknatıs bakın çekiyor zaten. Ben mıknatısı böyle getiriyorum buraya. Kartı ittirmeden ama. Şöyle şu şekilde. Bu şekilde sıkacağım ben burayı. Buraya böyle getirdik ya, aralarındaki şeyde bunu sıkıyorum böyle.
Evet. Tam güzelce sıkın. Ondan sonra bunu çekin abi. Görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde, orantılı bir şekilde dönüyor. Şimdi burası böyle tamam. Buradan söktüğümüz soketli kablo vardı. Bunu da böyle takın. Kapağı getiriyoruz. Evet. Kapağın vidalarını takalım hemencecik. Seri bir şekilde. Şimdi egzozumuzu takıyoruz arkadaşlar. Egzoz buradaydı. Üstünü bir silerim güzelce. Hatta şuradaki pislikler gitsin. Contası zaten üzerindeydi. Direkt takıyorum. Conta üzerinde değilse contasını takıp sonra bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bunu bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Önünde böyle bir sac var. Sökerken söylemiş olduğumuz 8 somun vidalar. Altına 4 alyan, kısa alyanlardan takıyoruz arkadaşlar. Buraları gevşek bırakın. Çünkü burayı sıktığınız zaman arkadaşlar, buradaki somunları sıktığınız zaman alttaki delikler birbirine gelmiyor, yani birbirine denk gelmiyor. Burayı böyle sıkın ama hani gevşek sıkın, yani oynasın böyle. Alttaki 4 alyan vidaları sıktıktan sonra, bu ikisini sıktıktan sonra üstteki somunları sıkın. Evet, şimdi kolumuz vardı, bir tane tutma kolu. Bunu takacağız arkadaşlar. Dışarıda da gök gürlüyor, hava yağıyor. Bu şekilde takıyoruz bunu da. Burada şöyle yıldız vidalar. Yıldız telli vidalar. Bunlar, yani yıldız torna vidası var ya şöyle. Bunlarla takıyoruz. Sokerken telefon, şimdi takarken böyle. İki tane burada, iki tane altta, dört tane. Evet, burası da tamam. Hadi temizleyelim burayı böyle. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Karbüratörümüzü zaten temizlemiştik, hatırlayın. Şimdi bunu takıyoruz. Burada tabii ki şöyle yapalım. O bağız körünü söktük ya arkadaşlar. Şöyle bir bilezik var. Sarı bilezik. Buraya takıyoruz ki
Boğaz körüğüyle karbüratör arasında tam bir geçiş sağlasın. Yani herhangi bir kaçak olmasın diye sırt bir zemin hazırlıyor burada. Şimdi yeni taktığımız için boğaz körüğünü, yani bunu değiştik ya, bunu yeni taktığımız için biraz şey yapıyor, böyle tornavidanın arkasıyla karbüratörü de takarken yine göstermiştim bu şekilde. İlk başta gaz telini takıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da karbüratörü takarken ilk başta gaz teli. Valla benzin var, fışkırıyor. Görüyorsunuz. Evet, bu benzin de eski olabilir. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Bunu biraz deliklere geçirmek, yani vidaları bununla tutturmak biraz zor olabilir ilk kez yapıyorsanız. Hani bunları sökerek, takarak, yaparak, sürekli tekrar ederek pratikleşirsiniz. Artık bir zamandan sonra gözü kapalı bile yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi şuna da dikkat edin. Şu benzin hortumu karbüratörle şu demin taktığımız takoz arasına sıkışabiliyor. Vidan arasına sıkışabiliyor. Buna dikkat edin. Evet. Şu anda çalıştı bu da. Ateşleme önceki şeyde gözükmemiş. Üstten gösterdim ya, bir daha bakın. Sonra yoktu falan diyebilirsiniz. Şu anda yapamıyor çünkü değmiyor. Ateşlemeyi böyle, ışığı kapatayım bir saniye. Evet. Şimdi bujimizi de takacağız arkadaşlar. Ondan sonracığıma bir çalıştıracağız. Bakalım ne olacak. Sizce çalışacak mı? Şimdi çalıştırmadan önce buradan benzin hortumu giriyor ya depoya. Bakın burası depo. Bu yan tarafta. Şöyle göstereyim. Bunun içinde benzin hortumu geliyor bu karbüratörden. Zaten gösterdim onu ben size. Onun ucunda filtre var. O filtreyi de temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben size onu da göstereyim çalıştırmadan önce. Bir tel yardımıyla ya da uzun bir kalıga bunun yardımıyla hortumu çıkarım böyle. Biraz zor çıkar. Fazla çekiştirmeyin, yırtılır. Evet, bununkisi temiz. Şöyle görüyorsunuz. Bir filtre. Ben yine bir balata spreyi basayım buna. Siz dediğim gibi hava varsa havayı basın, olmazsa balata spreyi. Yine olmazsa en güzeli değiştirmektir tabii. En güzeli değiştirmektir. Bu da fazla pahalı bir şey değil ya. 15-20 liraydı en son ama şimdi bilmiyorum ne kadardır. Zaten bakım yaparken değiştirmek iyidir yani arkadaşlar. Bu contaları, işte filtreleri değiştirmek her zaman iyidir. Hava filtresini falan. Böyle biraz taze benzin atalım. Evet, hadi Bismillah çalıştıralım bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey daha öğreteyim. Yıldırım attı da. Şöyle göstereyim. Buradan karbüratörün oradan ya da bujinin oradan benzin atmanız iyi olur. Çünkü karbüratör şu anda boş. Böyle içine benzin atın arkadaşlar biraz. Eldeyim. Onun için fazla şey yapmayalım. Ben bunu bir de ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi böyle odunluğa indim arkadaşlar. Odunlukta çalıştıracağım. Odunlukta göstereceğim. Size ayar yapmayı da göstereceğim. Burada çalıştıracağım biraz. Şimdi şöyle bir çalıştırayım.
Şimdi motor sesinden benim sesim anlaşılmayacak ama ben size şöyle göstereyim. Bakın bu motorlarda, genelde çoğu motorda, hepsinde hemen hemen aynıdır. Ne yazıyor burada? LH, yani hava ayarı, benzin ayarı. Şu da rulantidir arkadaşlar. Bu da kapakta T diye gösterilir ama şöyle bir vida ile rulantidir. Şimdi ben demin bunu gevşettim gördüyseniz. Hani buradan kapağı açarsanız görürsünüz. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu böyle gevşettiğimi motor böyle yavaş çalışmaya başlar. Böyle deviri düşmeye başlar. İşte bunu çok böyle az az. Bunu da çevirdim mi? Şimdi bakın, tamam mı? Ben bunu çevirdiğim zaman böyle sıktığım zaman gaz çok çıkar ama odunda ayarlamak daha iyidir. Yani ben şimdi size bunu göstereceğim. Ne yaptım? Birazcık bunu gevşettim. Benzin ayarını gevşettim. Sonra ben sese göre ayarladım tabii bunu. Sonra bunu sıktım. Sıkınca bakın ne oldu burada? Gaz yemedi. Onu duydunuz mu? Gaz yemedi. Sonra ben bunu gevşettim. Bu hava ayarını gevşet, yani fazla sıkmayın, fazla da gevşetmeyin. Ortalarda bir yerde durması iyidir her zaman. Bu da işte ona göre ayarlarsınız. Şimdi yukarıya çıkıp kapaklarını kapatıp ondan sonra size bununla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğim. Evet, şimdi tezgahımıza geri geldik arkadaşlar. Buraları yaptık. Şimdi benim bu çalışıyor. Sadece kapakları takacağım arkadaşlar. Ondan sonra zincirim yok. Bir zincir gelecek. Zinciri takarım. Ben onu sonradan takarım bunu. Ama buraya kadar zaten yaparsanız bundan sonrası önemli değil. Yani şurada zincir değiştirmeyi falan zaten biliyorsunuzdur. Onlar bilmiyorsanız da yorumlarda yazın, ben size gösteririm. Onu da gösteririm. Ki zaten önceki videolarımda da var yani zincir takarken falan. Böyle jigleyi de taktım. Şimdi size bu avanstan bahsedeyim biraz daha. Şu avans ayarından. Avans ayarı demin yaptığım ayar. Bundan dolayı çok motorlar arızalı zannediliyor. Yani ayar yemiyor. Mesela deminki olduğu gibi. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben bu hava ayarını sıkınca gaz yemedi motor. Fark ettiniz mi onu? Şimdi fazla da bahsettiremiyorum arkadaşlar. Çünkü burası bir apartman. Burası da bir bodrum yeri. Hani insanlar rahatsız olmasın diye. Şimdi ben bu hava ayarını sıkayım. Bak geleyim sizin motorunuzun hava ayarını sıkayım. Siz ne kadar çalıştırın gaza basın, gaz yemez motor. Onun için diyorum yani odunu keserken ya da tahtayı keserken ya da neyi kesiyorsanız onunla ilgili. Gaz yemiyorsa ilk başta zaten bir ayarlarla uğraşın yani. Derler ki ayarlarla uğraşmayın. Ya uğraş kardeşim, bir şey olmaz ya. Ayar dediğin zaman bir şey değil ha. İnsanlar bu ayarı çok şey görüyor. Çünkü niye bir şey değil onu da söyleyeyim. Ayarlar, bu avans ayarı, rolanti ayarı mekana, yere göre değişir arkadaşlar. Bunlar değişir. Sahilde yani deniz seviyesinde bu ayarlar çok kolay tutar. Ama biraz rakım yükseldikçe ayar biraz daha zor tutar. Yani ben mesela deniz kenarında rakımı sıfır yerde ayar yapayım, siz yaylaya çıkartın, çalışmayabilir motor. Ama yaylada ayarlayayım, sıfır rakıma inin, yani deniz kenarına inin, orada çalışır, tam tersidir. Şimdi onun için diyorum yani mekana göre değişir, yere göre değişir, motorun pistonuna göre değişir. Tabii pistonun da çok önemi var. Mesela sıfır motor aldığınız zamanki ayarla motor yarı ömrüne geldiği zamanki ayar aynı değildir arkadaşlar. Hani derler mesela, ben onu da çok duydum. Ya işte motorumun ne ayarı gitsin ki ya, ben hiç uğraşmadım, ne güzel çalışıyordu bir senedir, iki senedir, üç senedir ne güzel çalışıyordu, şimdi böyle oldu. Ya abi bu motor gidiyor da yani, bak açtığımda gördünüz değil mi, pistonda kurumlar vardı. Kurum olduğu zaman ayar aynı olabilir mi sizce? Biraz mantıklı düşünmek lazım. Onun için arkadaşlar ayar her zaman değişebilir. Yani ben burada size sadece göstermedim. Dediğim gibi hava ayarı, benzin ayarı odur. Burada pekiştirememişseniz, anlayamadıysanız arkadaşlar yorumlarda bunu da belirtin. Olmazsa sadece buna
özel detaylı bir video çekerim ayarlarla ilgili. Ben burada genel baştan sona motorun yapım aşaması, böyle vidalar da takalım arkadaşlar kapağın. Şu anda bu motor normal gazını yedi güzelce. Ben bunu odun kesebilirim. Yani şu anda ben bunda başka yani çok çok ince bir ayar yaparım. O da ne zaman? Oduna vurduğumda tam istediğim gibi gitmezse o zaman ayar yaparım. Yani böyle boş havada gaz vererek yani boş böyle boşa gaz vererek ayar tam ayar değildir. Bunu da bilin arkadaşlar. Oduna vurarak yani oduna vurarak derken odunu böyle keserek ayar yapmak daha iyidir. Çünkü motor yüke biniyor. Yüke binmek nedir? Yani içine yani yük geliyor da anlarsınız az çok. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu motorlar alınır mı? İşte Akira Honda, Hyundai, Capax, diğer değişik markalı motorlar. Yani Çin malı motorlar alınır mı? Ben size şöyle söyleyeyim. Eğer ki fazla kaba iş yapmıyorsanız, ağır iş yapmıyorsanız, 3-5 ufak bir şey kesecekseniz, yani böyle de benim ufak tefek şeylerim var, onları keseyim diyorsanız, işinizi görür arkadaşlar. Odun bile kesseniz, bakın odun bile kesseniz, dinlendire dinlendire, çünkü bunların piston gömleği, o söktük ya, beraber yaptık ya, onlar alüminyum arkadaşlar. Alüminyumdur yani onlar. Hiçbir şekilde çelik fazla yok. Yani yeni Hyundai'larda biraz çelik karışım yapmışlar ama o da işte ne kadar olur bilmiyorum. Ama dinlendirirseniz hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben denemiştim zamanında. 10 siter odun biçtim. 10 siter odunu böyle hem de kör zincirle biçtim yani. Ya kör değil, bilavlıyorum ama zincir kötü, adi, Çin malı zincir. Bilavlıyorum zinciri, biliyorum yani. Ondan sonra olmuyor yani, tekrardan köreliyor. Oduna vurdun mu sert oduna? Bir de bilenleriniz bilir, pelüt odununu kestim. Eski 30 yıllık pelüt odunu. Ahırı sökmüştük, bizim ahır vardı köyde, onu sökmüştük. 30 yıl önce, 40 yıl önce mi ne öyle bir şey yapmışlar yani, tam hatırlamıyorum da bayağı 30 yıl lafı geçmişti. Onu işte söktük, o tahtaları falan. Abi böyle bir şey olamaz ya. Semsert de sanarsın kayayı kesiyorsun, sanarsın taşı kesiyorsun yani, o kadar sert. O yüzden herkes kesebilir. Sadece dediğim gibi bakımını yapın. Ya, pahalı arkadaşlar yani. Bu malzemeler bayağı bir pahalı. Bu arada ha, bunu göstermedim. Şu kapağı temizlememişim de şunu da temizlemek istiyorum. Ben şimdi bu motor böylece tamamdır arkadaşlar. Evet. Şurada bir anahtarı var arkadaşlar. Bu takılacak şurada. Anahtarı yok. O da şu an elimde olmadığı için takamadım. Bir de dediğim gibi şuranın kapağı, kaması var da zinciri yok. Onun için hiç takmıyorum yalandan. Burayı takacağım. Ondan sonra tamam yani. Buralar basit şeyler olduğu için pek göstermeye de gerek yok. Bir daha çalışıyor. Ha onu diyordum işte. Bunlar alınır mı? İşte dediğim gibi işinizi görürse... Yani işinizi görür ama fazla zorlamayın. Hararete gelmez bunlar. Aralarında tabii iyileri de çıkıyor. Mesela ben duydum, adam diyor ben 5 senedir kullanıyorum hiç tamir yüzü görmedi. O da işte 100 tanesinden bir tanesi sağlam çıkıyor. Öyle söyleyeyim. O da size denk gelmişse ne güzel. Dediğim gibi yani böyle. Ama güzel yani uğraş. Yani mesela alırsınız, gidersiniz bir 5-10 dakika bir şey doğrarsınız, kesersiniz böyle. Odun mesela. Hani... Ayaktaki ağacı kesmenizi tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Ama yerlerde ölü ağaçlar var biliyorsunuz yani ormana girdiğiniz zaman yerde bir sürü eski odunlar var. Onları kesilebilir yani. Tabii izinler, belirli bir izinler alındıktan sonra. İşte yani onu da geçtim. Evde bir şeyler yaparsınız. Tahta mesela, tahtalarla bir şeyler yapacaksınız. Tahtayı kesersiniz böyle. Tahtaları böyle kesip bir şeyler yapabilirsiniz. Yani her türlü testere lazım abi yani. Testerenin motorlu hali yani. Onun için arkadaşlar bilmenizde fayda var. Sadece testere için değil, dediğim gibi benzinli motorların bütün çalışma prensibi aynıdır. Çit budama, üfleme aracı var, böyle bir tane çalışıp üflüyor. Ondan sonra tırpanlar var, ondan sonra testereler var. Motosikletler bile aynı neredeyse. 4 zamanlı jeneratörler, özellikle elektrik üretiyor jeneratör yani, bunlar önemli şeyler. Onun için arkadaşlar bunlar bayağı önemli, bilmeniz lazım. Yani hadi dersin ki benim tırpanla çıtla işim olmaz ama mesela gezmeyi seviyorsundur. Arabanda bir jeneratör vardır. Jeneratör de aynı şekildir. İlerleyen zamanlarda bir jeneratör alacağım. Onun da tamirini yaparım arkadaşlar.
Jeneratörün her türlü tamirini de yaparım. Sıkıntı yok. Hatta kendimiz bile bir jeneratör yapabiliriz. Böyle arkadaşlar, bir daha bir çalıştırayım. Evet. Böyle arkadaşlar, tamamdır. Evet, motorumuz tamamdır arkadaşlar. Hani derler ya, bir usta vida arttırıyorsa en iyi usta odur diye. Bir yerden vida atmış, vida artmış. Tabii ki bunu takarım sonra. Sanırım bu işte şu kapakta bir tane eksikti. Altta kalmış. Evet, neyse arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Uzun bir video oldu ama ben altta açıklama kısmında yazarım. İşte karbüratör tamiri şu dakikada, işte piston tamiri şu dakikada diye açıklamadan yazarım. Oradan da kısaca bakarsınız arkadaşlar. Videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.